Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir şekilde birinci yazılı hazırlık videosu yapacağız. Artık biliyorsunuz ikinci dönemdeyiz ve ikinci dönem birinci yazılı sınav mükemmel bir şekilde çalışacağız arkadaşlar. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Müzik Bu arada arkadaşlar size efsane bir haberim var. Gerçekten de mükemmel bir haberim. Yani YouTube'dan daha fazla yani buradaki arkadaşlar videolardan çok daha fazlası Tonguç var. Canlı yazılı provalarımız var arkadaşlar. Giriyorsunuz ve gerçekten yazılıya birebir uyumlu. Yani yazılıda çıkabilecek tarz soruların arkadaşlar birebir benzerlerini burada canlı yazılı provalarında harika bir şekilde e, arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Çözüyorsunuz ve sınava mükemmel bir şekilde hazır hale geliyorsunuz. Yetti mi? Yetmedi arkadaşlar. Bunun yanında her branşı özel 3 adette prova yazılımız var. Yani canlı yazılıya girdin. Canlı yazılı provalarını yaptın. Sonra 3 adette ne yapıyorsun? Her branşı özel yazılımı çözüyorsun. Ve gerçekten de bu videoyu da izliyorsan zaten mükemmel bir şekilde yazılıya hazır hale gelmiş oluyorsun. E zaten sınavlardan da arkadaşlar ne yapacağız? En iyi puanı almak için mücadele edeceğiz sizlerle beraber. Ve yolumuza tam gaz devam edeceğiz. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar diyelim ve hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden ne yapalım? Derslerimize geçelim. Bu arada arkadaşlar ikinci bir sürprizim var size. İkinci bir sürprizimiz şu tabii ki yazılım notları. Yani artık Tonguç'la özdeşleşen yazılım notları tam bir efsane. Okullarda öğrencilerde, vapurda serviste, her yerde görüyoruz arkadaşlarımız. Çalışıyorlar ve gerçekten bizler de inanılmaz mutlu oluyoruz arkadaşlar. Çünkü diyoruz ki yaptığımız iş öğrencilerin kalbine dokunmuş yüreğine dokunmuş. Çalışıyorlar üretiyorlar, bakıyorlar ve sınavlarından mutlu, şey güzel notlar aldı. ...artıkça da hem onlar mutlu oluyor... ...hem aileleri mutlu oluyor... ...hem biz mutlu oluyoruz arkadaşlar... ...ve gerçekten de bir mutluluk yumağı oluşturuyoruz... ...bakın ikinci dönem... ...birinci yazılı notlarımıza şöyle bir bakalım... ...sevgili arkadaşlar... ...zaten ilk dönem konularımız var... ...bakın burada doğrusal denklemlerle alakalı... ...denklem çözmelerimiz var... ...sonrasında arkadaşlar bakın burada... E, ...koordinat sistemi var, çizimler var... ...doğrusal denklemler, günlük hayata uyarlanmış... ...bölümler var arkadaşlar... ...ve gerçekten de burada kısa kısa bilgilerle eğim var... ...kısa kısa bilgilerle bütün konuyu ne yapıyorsun... ...özetliyorsun. İstersen... E, ...arkadaşlar ne yapıyorsun? Buradan Türkçe... ...matematik, fen, sosyal... Diğer branşlarda... ...ne yapıyorsun? Harika bir şekilde... ...çalışmış oluyorsun diyelim ve... ...yolunuza mükemmel bir şekilde sizlerle beraber... ...heyecanlı, dinamik bir şekilde... ...başlayalım arkadaşlar. Evet... ...olasılıkla başlıyoruz arkadaşlar. Olasılıktan... ...başlayalım bakalım. Olası durumlar... ...arkadaşlar olası durumlar nedir? En bilindik olan paradır. Bir parayı havaya attığınızda kaç gelebilir? Tabii ki iki durum vardır... Yazı gelebilir, tura gelebilir. O zaman ne diyoruz? 2 tane olası durum sayısı vardır. Zar olarak düşünürsek arkadaşlar, zarda da havaya attığımızda, zarda ne gelebilir? Bir gelebilir, iki gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. Dolayısıyla altı tane olası durum sayımız vardır. Buraya geldiğimizde arkadaşlar, para ve zar haricinde olan durumlarda, sayı, sayıca, yani saydığımızda kaç tane top, bilye, herhangi bir şey var, varsa arkadaşlar, onların toplamı kadar olası bir durum var diyoruz. Mesela burada bu topların olası durum sayısı kaçtır? 2 4 6 8 10 11 Olası durum sayımız kaçmış? 11 taneymiş diyebiliriz. Mesela bir sınıftasınız kızlar erkeklerle alakalı bir olası durum varsa arkadaşlar toplam sayı kaçsa o kadar ne yapıyoruz? Olası durum sayısını alıyorsunuz. Bunu sakın unutmayın. Bununla alakalı çok güzel sorular soruyor ee, devletteki öğretmenlerimiz yani e, sınıftaki öğretmenlerimiz diyelim. Şimdi devam edelim bakalım. Ee, arkadaşlar olası durum sayısında olasılık e, sayısı fazla olan olasılığı fazla olan sayıca aslında fazla olandır biliyor musunuz? Yani sayısı fazla olanın olasılığı da fazladır. Bakın kırmızılardan kaç tane var? 3 tane kırmızı var. Sarılara bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane sarı var. 5 tane sarı var. Mavilere bakalım. Mavilerden de 3 tane var. Dikkat ettiyseniz sarıların gelme olasılığı, sarıların gelme olasılığı mavilerin gelme olasılığından fazladır. Mavilerin gelme olasılığı da sayıca kırmızıya eşit olduğuna göre mavilerin olma olasılığı da kırmızıların olma olasılığına eşittir arkadaşlar diyoruz. Örneğin e, diyelim ki bir şans oyunu oynayacaksınız diyelim ki şans oyununda ben atıyorum 10 bilet aldım. Diğer arkadaşım 1 bilet aldı olur? Bana çıkma olasılığı diğer arkadaşıma göre daha fazladır. Çünkü ben daha fazla bilet almışımdır. Dolayısıyla Dolayısıyla arkadaşlar olasılığın fazla olması o nesnenin fazla olmasıyla birebir alakalıdır diyebiliriz ki sarı olma olasılığı diğerlerine göre daha fazla çünkü sarılar toplamda 5 tanedir arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Olasılık nasıl hesaplanıyor arkadaşlar? olasılık da tabii ki istenen durumlar yani bizden ne istiyorsa onu paya yazıyoruz. Alt tarafa da arkadaşlar bütün durumları, bütün olası durumlarını yazıyoruz. Dolayısıyla her zaman paydadaki sayımız, her zaman paydalık sayımız daha büyük olacağından dolayı. Evet arkadaşlar sonra ne yapalım? Zarın asal gelme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar zarda bildiğiniz gibi ne vardır? Toplam 6 adet yüzey vardır. 6 adet yüzey vardır. Dolayısıyla paydayı ne yapıyoruz? 6 yazıyoruz. 6 gelme olasılığı olduğu için. Sonrasında arkadaşlar ne yapacağız? Asal gelme olasılığına baktığımızda asal sayılarımız 2 var. 3 var 5 var. Yani kaç tane arkadaşlar asal sayımız var? 3 tane. O zaman ne yaptık? 3 bölü 6. Hatta sadeleştirirsem buradan ne olacaktır? 1 bölü 2 olacaktır diyebiliriz. Asal olma olasılığı ile asal olmama şey e, olma olasılığı ile olmama olasılığı arkadaşlar kaçtır? Toplamı 1'dir. Örneğin bir şeyin olma olasılığı diyelim ki 1 bölü 7 ise olmama olasılığı da 6 bölü 7'dir. Yani bunu aslına bakarsanız kesirlerden biliyoruz. Bir bütünün işte arkadaşlar 1 bölü 7'si ise ...diğer kalan kısmı ne kadardır? 6 bölü 7. Olma olasılığı 1 bölü 7 ise... ...olma olasılığı da 6 bölü 7'dir... ...diyebiliriz. Gelelim buraya. Arkadaşlar paranın dik gelmesi... ...nedir? Tabii ki... ...imkansız olaydır. Gelme ihtimali sıfırdır arkadaşlar. Şimdi aranızdan bazıları hocam dik gelebilir ya... ...falan filan diyebilir ama... ...isterseniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir, bir saat deneyin, 10 saat deneyin... ...atın parayı, sürekli atın, sürekli atın... ...ne olacaktır? Hiçbir zaman dik gelmeyecektir. Dolayısıyla paranın dik gelme olasılığı imkansız olay olarak ne yapıyoruz? İsimlendirebiliriz. Zarın üst yüzüne rakam gelme olasılığı da e arkadaşlar bu da mübarek kesindir değil mi? Kesin bir olaydır. Dolayısıyla e, buna da ne diyoruz? Biz kesin olay diyoruz ve yolumuza mükemmel bir şekilde cebirsel ifadelerle devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki cebirsel ifadelerde sevgili arkadaşlar yazılda kesin çıkar diyoruz. Yani yazılıda bunlardan sevgili arkadaşlar kesinlikle soru bekliyoruz. Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde sevgili öğretmenlerimizin, değerli öğretmenlerimizin bunlardan soru soracağını düşünüyoruz. Ve iki tane sorusunun da garanti olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İki sorumuz garanti diyelim. Şimdi cebirsel ifadelerde ne gördük? Arkadaşlar cebirsel ifadelerde bir kere öncelikle cebirsel ifadeyi tanımıştık. Hatta bunu 7. sınıfta da görmüştük. Şimdi cebirsel ifadelerde değil değişkenler nelerdir? Yani bilinmeyenler x ve y'dir arkadaşlar. Terimlerimize bakalım terimlerimiz. Bakın birinci terimimiz x kare işaretiyle beraber yazıyorum. İkinci terimimiz eksi 4 x. Sonra arkadaşlar 3 y sonrasında da 7 şeklinde ne yapıyoruz? 4 terimimizi yazıyoruz. Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim ve dördüncü terim olarak toplam 4 terim yazdık. Sabit terimimiz en sonda yanında x, y, a, b, c gibi herhangi bir harfli ifade olmayan sabit sayıya sabit terim diyoruz. Yani yani buna ne diyoruz arkadaşlar? 7'dir. Kat sayılarımız arkadaşlar burada dikkat aman dikkat bakın bunların başında gizli 1 olduğunu sakın unutmayın. Kat sayılarımıza baktığımızda burada 1 var. Burada eksi 4 var. Burada 3 var. Burada da arkadaşlar ne vardır? 7 vardır diyoruz ve bu şekilde kat sayılarımızda yazdık. Peki sevgili arkadaşlar devam edelim. Yine geçen sene öğrendiğimiz bilgilerle yola devam ediyoruz. X artı X ne olur? Tabii ki arkadaşlar 2x olur. Bakın toplamanın kısa yolu çarpmadır. 2x yazdık. Buraya bakalım. 2x'e aradaki çarpma işlemi var ya çok gereksiz. Hemen ne yapıyorum? Onu aradan şutluyorum. 2 çarpı x ne demek? 2x demektir arkadaşlar. Aradaki çarpma işlemini görmüyoruz ama biliyoruz ki arada bir çarpma işlemi var. Bunu da söylemiş oldum. x ile x'in çarpımı. Buna da 2x diyen arkadaşlar olabilir. Aman dikkat toplamada 2x diyorsun. Fakat çarpmada üstler toplanacağı için ne olur arkadaşlar? Burası x kare olur. Buraya baktığında sayılarla sayıları çarpıyorsun. 3 kere 2 6 olur. x x çarparsan buradan ne olacaktır? x kare olacaktır diyoruz. 6 x kare olur. Geldik buraya. Dağılma özelliğinden faydalanarak arkadaşlar ne yapıyoruz? Parantezlerimizi dağıtıyoruz. Hadi bakalım dağıtalım. 4 kere 2 8 x artı 4 kere 3 ne olur arkadaşlar? 12 olur değil mi? Dağılmamızı harika bir şekilde yapmış olduk. Buraya bakalım x ile x çarparsam x kare olur eksi. x ile 3 çarparsam 3 x olur diyoruz ve buradan da çok güzel bir şekilde bir cebirsel ifade elde etmiş oluyoruz. Buraya bakalım. Burada da bir çok fazla kullanılan bir e, durum var. Arkadaşlar bütün böyle yazılılarda testlerde her yerde karşımıza gelebilir. E, Dikdörtgenin alanı. E, Dikdörtgenin alanında kısa kenar ile uzun kenarın çarpımı değil midir arkadaşlar? Evet doğru. Peki ben ne yapacağım? X artı 1 ile 2X eksi 3'ü çarpmayacak mıyım? Evet. Ama bunlar iki terimli ifadeler olduğu için toplam 4 kere çarpma yapmam lazım. Bunu nasıl yapacağım? Hemen arkadaşlar bakın böyle güzel bir şekilde arkadaşlar ne yaptık? Ee, oklarımızı çıkartıyoruz. Bu oklar çıkmadığı zaman arkadaşlar kafalar karışabiliyor. Mesela bakın 2x de x'i çarpıyorsun. Hop buradan ne geldi? 2x kare. 2x de artı 1'i çarparsam 2x olur. Buraya bakalım. Eksi 3 de x'i çarparsak eksi 3x olur. Eksi 3 de artı 1 çarparsam eksi 3 olur. Buradan da benzer terimler toplanıyor. Ki genelde benzer terimler arkadaşlar Ortada oluyor bakın şu ortadaki ifadeler genelde benzer terim oluyor 2x eksi 3x'i toplarsak ne olur? Tabii ki kavga edecekleri için zıt işaretle oldukları için büyükten küçüğü çıkartıyorum ve büyüğün işaretini yazıyorum eksi x buradan da ne olacaktır? Eksi 3 olacaktır diyoruz ve bu dikdörtgenin alanını bu şekilde cebirsel olarak harika bir şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Diyelim ve haydi bakalım yolumuza devam edelim. Özdeşlikler tabii ki cebirsel ifadelerden sonra özdeşlikler olmazsa olmaz. İki adet sevgili arkadaşlar özdeşliğimiz var. İki kare farkı ve tam kare özdeşlikler. İki kare farkını da zaten anlıyorsun. İkisi de arkadaşlar tam kare ifadeler. Tam kare ifadelerde ne yapıyorsun? Bu tabandaki sayıların kare kökünü alıyorsun. Bakın kare kökünü alıyorsun ve bunların bir eksilisini bir artılısını Yazıyorsun. Bu şekilde arkadaşlar, bu iki kare e, ö, farkı de bu şekilde ne yapmamız gerekiyor, bilmemiz gerekiyor ve burada hemen sana sıcağı sıcağına tatlı bir örnek vermek istiyorum. Bakın 4 x kare eksi 25. Arkadaşlar burada ne yapacaksın? Hemen şunun bakın kare kökünü aldın. Ne oldu? 2x. Bunun kare kökünü aldın arkadaşlar. Kaç oldu? 5. Hemen yapman gereken şey çok basit. 2x 5. Bir de 2x artı 5 diyoruz. Ve bu şekilde de sonucumuzu halletmiş oluyoruz. Hatta bunlara biz ne diyeceğiz biliyor musunuz? Bir sonraki sayfada çarpanlarına ayırma. Çarpanlarına ayrılması diyeceğiz. Bu ifadenin çarpanlarına ayrılması da bu şekilde oluyor. Tam kare özdeşliklerimizde arkadaşlar tam kare sayılarımız vardı ya. Mesela 4 üzeri 2 16. Mesela bakın tam kare bir sayı 16. İşte üzerinde 2 varsa yani sayıların her birinde değil de parantezin dışında 2 varsa bunlara da biz ne diyoruz? Tam kare özdeşlikler diyoruz. Tam kare özdeşliklerde nasıl bir tekerlememiz vardı arkadaşlar? Şöyle birincinin karesi. Sonra arkadaşlar bakın yazdık. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Süper. Sonra ikincinin karesi olarak ne yaptık? Yazmış olduk. Hocam arada eksi varsa ne yapacağız? Eksi varsa arkadaşlar sadece bakın şu ortadaki eksi değişiyor. Bazı arkadaşlar buraya da eksi yazmaya çalışıyorlar. Hayır arkadaşlar buraya eksi yazarsanız o zaman sıkıntı yaşarsınız. Bunu çok net bir şekilde söyleyelim. Burada da aynı. Birincinin karesi a kare eksi. Birinciyle ikincinin çarpın iki katı. Ve ikincinin karesi özdeşliğimiz bunları ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Şimdi açılımını yapalım bakalım. Hemen örnek verelim seninle beraber. Bakın birincinin karesi 2x'in karesi ne olur arkadaşlar? 4 x kare. Bakın 4 x kare. Devam ettik. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 x ile birini çarparsan 2 x. Ee, e, arkadaşlar iki katını alırsan arada artı olduğu için ne olacaktır? 4 x olacaktır. Ve artı birinde e, karesini alırsan artı bir olur. Buraya bakalım. Arada eksi var dikkat. 3 x'in karesi. 3 x'in karesi ne olur? 9 x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani... Eksi arkadaşlar bununla bunu çarparsam 6x yapar. 2 katı 12x ve buradan da artı 4'e ne yapmış oluyorum? Ulaşmış oluyoruz ve 2 kare farkıyla tam kare yüzleşiklerimizi sizlere harika bir şekilde e, arkadaşlar açıklamış olduk ve buradan da %100 bir soru bekliyoruz. Kesinlikle arkadaşlar bir cebirsel ifadelerin az önce anlattığımız ilk bölümünden bir soru. Buradan da bir soru olmak üzere iki soru kesinlikle çıkıyor. Bunu da söylemiş olalım sizlerle. Ve yolumuza bir başka bölümle devam edelim. Cebirsel ifadelerde arkadaşlar çarpanlarını ayırma. Yani aslında az önce de bahsettiğim gibi ne yaptık? Anlattık aslında çarpanları ayırma. Aslında bunu biraz önce yaptığımız gibi yapacağız. Yani bunun kare kökünü aldık arkadaşlar. Burası ne oldu? 3x. Burası ne oldu arkadaşlar? 1. Ne yapıyorum? 2 kare farkı olduğu için bir tane eksilisini alıyorum. Bir tane de artılısını alarak yoluma mükemmel bir şekilde devam ediyorum arkadaşlar ve çarpanlarına ayırmış olduk şimdi devam edelim burada bakın bu tam kare bir özdeşlik bu tam kare özdeşlikte de değişen bir şey yok bakın birincinin kare kökünü aldım x bunun kare kökünü aldım 3 arkadaşlar hemen şöyle yazıyorsun bak arada da artı olduğuna göre şöyle bir şey yaptık ve bakın x artı 3'ün karesidir hemen ne yapıyorum çarpanları ayırırken bundan 2 tane var çünkü üstü ifadeler ne demekti Üste 2 varsa tabanı kendi kendine 2 defa çarp demektir. Bakın burada buradaki gibi bir eksilisini bir artılısını almıyorum arkadaşlar. Dikkat aynısından 2 tane yazıyorum. Buna lütfen dikkat ediniz. Buraya bakalım. Bakın arkadaşlar burada yine aynı. Bunun kare kökünü aldım. Burası 2x oldu. Bunun kare kökünü aldım. Burası 3 oldu. Arada işaret eksi olduğu için 2x eksi 3'ün karesi diyorum. Ve buradan da ne yapıyorum? Şöyle altına yazayım. 2x eksi 3 çarpı 2x eksi 3 diyoruz ve bu şekilde de çarpanlarına ayırmış oluyoruz. Peki bunlardan farklı olarak yani az öncekileri de zaten böyle görmüştük. Bunları zaten az çok biliyorduk. Peki ortak parantez alma nedir? Arkadaşlar ortak parantez almada terimlerdeki ortak çarpanı ne yapıyorsun? Belirliyorsun ve dışarıya alıyorsun. Nasıl yapıyorsun onu? Mesela bakın x çarpı x e, ondan sonra eksi 3 çarpı x. Burada Ortak olan arkadaşımız kimdir Allah aşkına? Bakın burada işte burada bakın ortak olanlar burada değil mi? Evet o zaman x'i başa yazıyorum. İçeride kim kalıyor? Bakın bunu alırsam kim kaldı? x kaldı. Bunu alırsam kim kaldı? 3 kaldı. x çarpı x eksi 3 diyorum ve bu şekilde ne yapmış olduk? 2 adet çarpanımızı bulmuş olduk. Yani birinci çarpanımız x, ikinci çarpanımız x eksi 3 olarak ne yaptık bulduk. Buraya bakalım. Burada da arkadaşlar 12 var, 4 var ve buradan da mesela şöyle yapabiliriz. 3 çarpı 4 çarpı A çarpı A eksi 4 çarpı a diyoruz. Ve buradan da ortak olanları önce altlarını çizelim. 4'ler ortak mı arkadaşlar? Evet. A'lar ortak mı? Evet. O zaman 4a ortak parantezini aldığımızda şunları alırsak ne kaldı? 3 ve a. Yani içeriye 3a yazıyorum. E bunun tamamını aldığımda ne yapmam lazım arkadaşlar? Yerinde 0 mı kalır? Hayır tabii ki yerinde 1 kalacaktır. O zaman çarpanlarımız 4a ve 3a eksi 1. Ha buradan isterseniz a'yı ayrıca yazabilirsiniz. 4'ü ayrıca yazabilirsiniz. Yani 4 de bir çarpanıdır. A da bir çarpanıdır. 3A-1 de bir çarpanıdır arkadaşlar. Buraya bakalım bak. Burada da değişik bir şey var. Hemen ona bakalım. Önce x ortak parantezine aldın. Sonrasında burada 3 tane x vardı. Birini dışarı alırsan kaç tane kalır içeride? 2 tane kalır. Sonra buradaki x alırsan ne oldu arkadaşlar? 9 oldu. Şimdi herkes burada diyor ki a tamam diyor. Bitti galiba diyor. Burada bir sıkıntı yok galiba diyor. Ama arkadaşlar burada bunu bırakırsan patlarsın. Yanlış olur, eksik olur. Aman dikkat. Şunu gördün mü? Evet. O zaman bu da iki kare farkından dolayı burası x, burası 3 olursa e, burası şöyle olmaz mı? E hocam bir eksilisini alırım buradan e, bir de artılısını alırım ve yoluma mükemmel bir şekilde devam ederim. Yani ortak parantezi aldıktan sonra da şunlarla veya bunlarla özdeşliklerle karşılaşma ihtimalin yüksek. Lütfen ortak parantezi aldıktan sonra bunu da bir kontrol etmeyi unutma diyoruz ve bunu da ne yaptık buraya sana? Ünlemle göstermiş olduk arkadaşlar diyelim ve haydi bakalım yolumuza doğrusal denklemlerle devam edelim. Arkadaşlar doğrusal denklemlerde ne vardı? İşte koordinat sistemi, denklem çözme e, grafikler falan vardı. Onlardan seninle beraber bahsedeceğiz. Lütfen arkadaşlarımızdan gelenler varsa şöyle bir like butonuna çöksünler bakalım. Arkadaşlar siz sizin için yaptırmış olduğumuz bu mükemmel öğrenci notları yazılı çalışmasını sevgili arkadaşlarımız mutlaka karşılıksız bırakmayacaklardır diye düşünüyoruz. Ve ellerinin like butonlarına gider güzel yorumlarını bizden esirgemezler diye düşünüyoruz. Ve doğrusal denklemlerde x nasıl bulunur? İçler dışlar çarpımıyla tabii ki. Arkadaşlar hop bununla bunu çarpıyorsun. Bununla da bunu çarpıyorsun. 3 ile x çarparsan 3x artı 6. Bakın buradan çarptık 3x artı aldı. Eşittir. 2 ile x çarparsan 2x eksi 8 arkadaşlar diyoruz. Ve bundan sonra da tabii ki x'leri bir tarafta, sayıları bir tarafta topluyoruz. 2x 3x'in yanına gider. 3x'in yanına eksi olarak gider ama bunu unutmayın. E, burada ne vardı? Eksi 8 vardı. E, artı altta buraya eksi 6 olarak gelirse. Burada ne kaldı arkadaşlar? X kaldı. Burada ne oldu? Eksi 14 oldu. O zaman cevabımız neymiş demek ki bu denklemimizin çözüm kümesi? Eksi 14'müş diyebiliriz. Geldik koordinat sistemine. Koordinat sisteminde arkadaşlar ne vardı? Koordinat sistemi iki sayı doğrusunun birbiriyle dik olarak kesişmesiyle meydana gelen bu sisteme koordinat sistemi diyorduk koordinat sistemi bir düzlemi yani bu mesela kağıdı dört bölgeye ayırıyor. Birinci bölgemizde her iki bakın x'lerimizde e, ve y'lerimiz artı. Sayı doğrusuna tam başlangıçta bakın x ekseni yatay olan y ekseni dikey olan. Yatay olan x ekseninin bakın tam başlangıç noktasının sağ tarafı artı sol tarafı e, sol tarafı eksi yukarısı artı aşağısı da eksidir. O zaman birinci bölgemizde birinci bölgemizde x'in bakın 3'e 2 noktası. Önce x yazılır sonra y yazılır. Önce x'in koordinatı yazılır sonra da y'nin. A noktasının koordinatı 3'e 2'ymiş. Devam edelim ve birinci bölge olduğu için her ikisi de artı artıdır arkadaşlar. İkinci bölgeye baktığımızda İkinci bölgede burası arkadaşlar. İkinci bölge burası. Şöyle yazalım bakalım ikinci bölgemizi. Ve ikinci bölgemizde x'ler eksiye dönüştü bakın burada. Eksiye dönüştü. Burası ne oldu? Artı kalmaya devam etti. Buraya bakalım. B noktasının koordinatı yine önce x'i yazıyorum. Eksi 3'e 0 yazdım arkadaşlar dikkat ettiyseniz. Geldim buraya. Üçüncü bölge arkadaşlar. Burası da üçüncü bölge. Üçüncü bölgede her iki eksende eksidir bakın ve C noktasının koordinatları da bakın dikkat -2ye 0 sıfır değil sıfıra -2 olması lazım Çünkü önce x x yazılıyor. E, x de burada olmadığına göre 0 eksi 2 yazdık. Burası nedir? Burası dördüncü bölgedir arkadaşlar. Dördüncü bölgede x'ler tekrar artıya dönüşürken y'ler eksi de kalacaktır. Çünkü burası eksi burası artıdır diyoruz ve koordinat sistemi ile alakalı bölümümüzde burada tamamlamış oluyoruz. Geldik buraya. E, arkadaşlar günlük hayatta karşılaşacağımız yani grafiklerle alakalı sorularda çok güzel bir formülümüz vardı. Lütfen bu formülü not alır mısınız arkadaşlar? Çok güzel bir formül ve gerçekten de çok fazla işimize yarıyor. Bakın hemen bir denklemi oluşturalım. Y eşittir başlangıç diyor. Başlangıcımız nerede burada? Bakın arkadaşlar burada 12. 12 yukarı doğru mu gidiyor? Evet bakın yukarı doğru gidiyor. O zaman artı diyorum, artı. Aşağı doğru inseydi eksi diyecektim. Mesela depodaki suyun azalması gibi, benzin deposundaki benzinin azalması gibi sorularda ne oluyor? Aşağı doğru bir grafik oluyor. Ama şu anda yukarı doğru bir grafiğimiz var ve değişim ne kadar arkadaşlar? Birim zamandaki değişim burada 12'den 15'e çıkmış yani 3 yanına da x'imiz ne yapıyoruz monte ediyoruz y eşittir Arkadaşlar y eşittir 12 artı 3x. İstersen bunu değiştirebilirsin. Şöyle de yapabilirsin hiç fark etmez. Böyle de yapabilirsin sevgili arkadaşlarımız. De devam edelim bakalım. Bakın buradaki buradaki e denklemize gördüğünüz gibi eksenleri kesen doğru grafiği olarak isimlendiriyoruz. Buraya baktığımızda burası da e sadece x ve y olduğu için ne yapıyoruz arkadaşlar? orijinden geçen doğru grafiği. Bu da sabit sayı grafikleri olarak ne yaptık? isimlendirmiş oluyoruz bu bölümü de. Devam edelim bakalım. Eğim var. Ondan sonra da yavaş yavaş sizlerle beraber mükemmel derecede güzel önemli 10 tane soru çözeceğiz ve bu sorularla beraber zirveye doğru çıkacağız arkadaşlar. Doğrusal denklemlerde bir bir başka bilmemiz gereken şey eğim konusuydu. Eğim arkadaşlar bir rampa yani günlük hayatta da rampa olarak ne yapabiliriz? Aslına bakarsanız <laughs> isimlendirebiliriz. Dikey yüksekliğin yatay yüksekliğe oranı olarak düşünüyoruz ve buradan da 2 böyle Eğimde arkadaşlar bu arada M harfiyle gösteriliyor. Bunu da söyleyelim. Eğim M harfiyle gösteriliyor. 2 bölü 5 olarak ne yaptık? Eğimimizi e yazdık. Normal dikey bölü yatay uzunluk olarak bulduk. Sonrasında ne yapıyoruz? Yüzde olarak sorarsa tabii ki paydayı 20 ile genişletiyorum ve 40 bölü 100 olarak e buluyorum. Buradan da bu eğimin yüzde 40 olduğunda ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Doğru denkleminlerinde eğim ise sevgili arkadaşlar. E X'in yani y eşittir ile başlamamız gerekiyor. Ama dikkat çok önemli. Y eşittir ile başladıysan eğer doğru denklemine x'in başındaki katsayı neyi verecektir bize? Eğimi verecektir arkadaşlar. Mesela buraya bakalım. Burada şu ifadenin eğimi kaçtır? Burada direkt mesela x'in katsayısı hocam 3. eğimde 3 diyemiyoruz arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Önce y eşittir yazmamız lazım. Şöyle y eşittir diyorum. Karşıya atıyorum. Eksi 3x ve eksi 2 bu denklemimizi yazdık. Buradan sonra y eşittir ile başlıyorsam eğer o zaman ne yapacağım? Eğimi eksi 3 olarak bulmuş oluyoruz. Bunu da söyleyelim. Geldik arkadaşlar koordinat sisteminde eğime. Eğimler eğer ucu sağ tarafı gösteriyorsa, uç kısmı sağ tarafı gösteriyorsa eğim pozitif. Eğer sol tarafı gösteriyorsa eğim negatif olur. Buraya bakalım. Eğimimiz dikey bölü. Bakın dikey bölü yatay. Yani 2 bölü birden cevabımız kaç olacaktır? 2 olacaktır. Ama hocam Burası eksi 1 niye siz eksi yazmadınız Arkadaşlar o işaretlere bakmıyorsunuz Kesinlikle 2 e, bölü 1'den 2 Sağ tarafa yatık olduğu için pozitif Sola yatık olursa ne olacaktır Tabii ki negatif olacaktır Bakın burada da 2 bölü 2 eşittir 1 diyorsun eğer 1 dersen patlarsın. Çünkü sol yatık olduğu için cevabımızın ne olması gerekiyor? Eksi 1 olması gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik 10 adet sorumuza. Haydi bakalım sen de benle beraber güzel bir soruları çöz. Güzel bir challenge yapalım isterseniz sizle. Soruyu durduruyorsun çözüyorsun ve acaba bu soruyu doğru mu yaptın yanlış mı yaptın? Lütfen bunu benle beraber kontrol ediyorsun. Tabi sorulara geçmeden önce arkadaşlar hala bende dinamo soru bankası yok diyenler varsa veya arkadaşlar e, almış ama çözmemiş olanlar varsa mutlaka ve mutlaka sevgili arkadaşlar özellikle cebirsel ifadelerden başlayan konumuzla beraber hatta olasılığı da dahil edebilirsiniz. Bakın burada birbirinden güzel hem LGS tadında hem normal arkadaşlar sorularımız var. Böyle günlük hayatta ilişkilendirilmiş, bol görselli arkadaşlar sorularımızı çözüyorsunuz ve bu şekilde de sevgili arkadaşlar sınav hazır hale geliyorsunuz mutlaka çok güzel sorular var dinamoda gerçekten bizim e, Tonguç Akademi'nde böyle ne derler amiral gemisi derler ya önemli kaynaklarından bir tanesi Lütfen bu kaynağımızda e, göz ardı etmiyorsun temel seviyede 65 tane sorumuz varmış arkadaşlar orta seviye 295 e, zor olarak düşünürsek artık 358 ve 62 tane de pro seviye sorumuz var Sen bu 65 ve 295 toplamda 350 tane 360 tane soruyu çok rahat bir şekilde çözeceğini düşünüyorum diyelim ve Haydi bakalım İlk sorumuzla beraber yolculuğumuza 10 tane sorumuza başlayalım. Bir kutuya birden 20'ye kadar sayıların birer kere yazılı olduğu eş kartlar atılıyor. Yani arkadaşlar buraya bakalım birden 20'ye kadar kartlar atılmış. Yazalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 16 17 18 19 20. Arkadaşlar bunları niye yazdık? Çünkü sınavlarda bir soru bile kaçırmak istemiyoruz. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bunları rahat rahat geniş geniş yazmanızda fayda var. Devam edelim bakalım. E, rastgele çekilen bir karton üzerinde yazan sayı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Çift sayı gelme olasılığı asal sayı gelme olasılığından fazladır. Şimdi çift sayı gelme olasılığına bakalım arkadaşlar. E, toplam 20 tane sayımız var. E, 20 tane sayımız var. 20 sayımız paydaya yazıyoruz. Bakın paydaya yazıyoruz. E bunun yarısı çift olma olasılığı değil midir arkadaşlar? Süper. Asal sayılara bakalım. Asal sayılarımız bakın burada 2, 3, 5. 7 asal vardır. Buradan 11 vardır. 13 vardır. Sonrasında 17 vardır. 19 vardır. Dolayısıyla asal bir sayı olma olasılığı kaçtaymış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bölü 20. E, dolayısıyla arkadaşlar burada çift sayı olmasıyla asal olma olasılığından fazladır demiş. Gerçekten de bu doğru bir ifadedir. Ve D e, işaretini yaptık. Doğrunun D'sini yaptık. Asal bir rakam gelme olasılığı 2 bölü 5'tir. Hemen bir kontrol edelim. Asal rakam rakamlarımız. Arkadaşlar rakamlar biliyorsunuz 9'a kadar. 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman ne yapıyorum? 4 bölü 4 bölü arkadaşlar 20 diyorum. 4 bölü 20 diyorum. Ve sadeleştirdiğimde ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Burada 2, e, 4 ile sadeleştirirsem 1 bölü 5 olduğunu görebiliyorum. Burada 2 bölü 5 demiş. Bu yanlış bir ifadedir. E, dolayısıyla bunda ne yapmış olduk? Hemen e, y işaretini koymuş olduk. 20 sayısının bir doğal sayı böleni olma ihtimali kaçtır demiş. 0, 6'dır demiş. Şimdi 20 sayısının bir doğal sayı böleni veya çarpanı. Hemen bakalım şimdi. 1 çarpı 20. 20. 2 çarpı 10 arkadaşlar 3 olmaz 4 çarpı 5 diyorum toplamda kaç tane sevgili arkadaşlar çarpanım var 20 tane çarpanım var ve bunlar da şey 20'nin toplam 6 tane çarpanı var dolayısıyla sevgili arkadaşlar ne yapacağım 6 bölü 20 diyeceğim bakın 6 tane olduğuna göre 6 bölü 20 diyeceğim buradan da 2 ile sadeleştirirsem bu sayılarımı 3 bölü 10 yapar buradan da 0 tam 10 da 3 olarak bulmuş oluyoruz ve bu ifademizin de yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir soruydu. Doğru yanlış sorularını sevgili hocalarımız mutlaka ve mutlaka arkadaşlar bunlardan soracaktır diye düşünüyoruz ve buradan soru gelir. Olasılıkla alakalı sorusu olacaksa tıpkı bu şekilde sorular gelebilir diyelim ve haydi bakalım ikinci sorumuza yolculuğumuza devam edelim evet ikinci sorumuz ekranlarda haydi bakalım arkadaşlar lütfen durdurdun ve güzel bir şekilde çözdüğünü umuyorum şimdi şans topu çekilişindeki özdeş topların renklerine göre dağılımı yandaki daire grafiğinde verilmiştir buna göre şans topunda düşen ilk topu renginin mavi olma olasılığı kaçtır arkadaşlar böyle daire grafiklerinde açılar bize mesaj verir açılar sanki top sayısıymış gibi düşünebilirsiniz dolayısıyla da ne yapacağız öncelikle 90 100 50 ile 90'ı topluyorum. Önce şu açıların kaç derece olduğunu bulmak istiyorum. Topladığımızda kaç oldu arkadaşlar? 240 mu oldu? 360 dereceden 240'ı çıkartırsam kaç derece kaldı bu üç arkadaşa? 120 derece kaldı. Peki ben bu 120 dereceyi ne yapacağım? 3'e böleceğim tabii ki. 3'e bölersem buradan burası 40 derece, burası 40 derece, burası da 40 derece olarak ne yapabilirim düşünebilirim. Burası da 90 derecedir diyelim. Peki sevgili arkadaşlar mavi olduğunu söylemiş bize. Dolayısıyla mavi olma olasılığımız nedir? Tüm olasılık zaten daire grafiklerinde 360 derecedir. Mavi olma olasılığımız da 360'da 40 derecedir. Dolayısıyla sadeleştirdiğimizde buradan mavi bir rengin düşme olasılığı e, sevgili arkadaşlar nedir? Sadeleştirirsem buradan 1 bölü 9 olarak ne yapabiliriz? Düşünebiliriz diyelim ve bu şekilde de sevgili arkadaşlar ne yapmış olduk? Sorumuzu çözmüş Olduk diyelim. Evet arkadaşlar geldik bir başka sorumuza bakalım sorumuz da bizden ne istiyor? Aşağıda verilen dikdörtgenlerin alanlarını verilen birimler cinsinden bulunuz demiş arkadaşlar. Alan bulmak zaten sevdiğimiz bir şeydir cebirsel ifadelerde çarpmayı da. Ne yapıyoruz? Yapmış oluyoruz. Dikdörtgenin alanında biliyorsunuz kısa kenar uzun kenarın çarpımı şeklinde. Ne yapacağız? Bulacağız hemen kısa ile uzun kenarı çarpıyorum. Tabii ki burada dağılma yapmayacak mıyız? Evet arkadaşlar yapıyoruz hemen dağılmamızı güzelce yaptık. 2a kare eksi 4 A diyerek ne yaptık? Alanımızı harika bir şekilde bulmuş olduk. Buraya bakalım. Burada da arkadaşlar yine kısa kenarla uzun kenarın çarpımı şeklinde ne yapacağız? Bulacağız. O zaman 3x-2 çarpı x artı 1 diyeceğim. Ve buradan da tabii ki dağılmaları yapalım. Bununla bunu çarpıyorum. Bununla da bunu çarpıyorum. Bununla bunu çarpıyorum. Bununla, bunu çarpıyorum. Bununla, da, bunu çarpıyorum. Bununla da bunu çarpıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım çarpalım. 3x ile x çarparsam 3x kare. Bununla bunu çarparsam arkadaşlar artı 3x olur. Bu arkadaşla bu arkadaşı çarparsam eksi 2x olur. Eksi 2 ile artı 1'i çarparsam da eksi 2 olur. Buradan 3x kare e, artı x eksi 2 olur ve alanımızda bu şekilde arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz ve gerçekten de güzel bir şekilde alanlarımızı cebirsel ifadelerle çarparak buluyoruz ve hocalarımız da sevgili hocalarımız da buradan da bir soru gelir. Yine cebirsel ifade çarpmayla alakalı 5'er 5'er hatta 5'er puanda bunlara verirsek de çok güzel olur diye düşünüyorum dedik ve haydi bakalım bir sonraki bölümümüze geldik. Şimdi burada ne diyor bize? Aşağıda verilen cevirsel ifadelerin çarpanlarını bulun demiş. Bu sefer çarpanlarını buluyoruz arkadaşlar. Yani bunları çarpım şeklinde yazmamız gerekiyor. Hemen bakalım. Bu tam kare bir özdeşlik. Hemen bunun kare kökünü aldım. Bunun kare kökünü aldım. Burası 2x. Burası da 1 olacaktır arkadaşlar. O zaman arada da eksi varsa şöyle diyebilir miyiz? 2x eksi 1'in karesidir aslına bakarsanız bu. Dolayısıyla 2x eksi 1 çarpı 2x eksi 1 olur ve süper bir şekilde yolumuza devam ederiz. B'ye bakalım. Bakın bunlar da iki kare farkı özdeştiğimiz. Bunun kare kökünü aldım 7x. Bunun kare kökünü aldım 3 olur. Arkadaşlar buradan da ne yapacağız? 7x eksi 3. Bakın bunda 1 artılı 1 eksili arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. 1 artılı 1 eksilisini bulmuş oluyoruz. Buraya bakalım. Burada da aman Allah'ım diyoruz. Bu ne ya böyle? Çok değişik bir şey var burada diyoruz ama böyle bir değişik bir şey gördüğünüzde yani sayıların tam kare ifadelerini göremezsen eğer bakın burada mesela tam kareler var burada var ama burada değişik bir şey olduğunu görüyorsan bil ki orada ortak paranteze alma vardır arkadaşlar değişik bir şey varsa bil ki orada ortak paranteze alma vardır önce x ortak parantezini alalım. Çünkü hepsinde x var. x ortak parantezini aldığımda burada x kare kalıyor. Artı burada 10x oluyor. Artı burada da arkadaşlar ne oluyor? E 25 oluyor. Sonrasında şu arkadaşı Tanıdınız değil mi? Bu arkadaşlarınız bakın bunun kare kökünü x. Bunun kare kökünde 5 alırsanız ve arada da artı olduğuna göre x artı 5'in karesi olur. Ve son olarak da x çarpı x artı 5 çarpı x artı 5. Bakın dikkat aynısından yazıyorum. Ve bu şekilde de 3 adet çarpanını bulmuş oluyoruz. Ve yolumuza mükemmel bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik bir tane arkadaşlar böyle artık sınıftaki kim çalışıyor kim çalışmıyor kimler çok yeni nesil soru çözmüş öğretmenlerimiz onu seçmek için böyle güzel efsane bir soru hazırlayabilir sizler için lütfen bunlara da hazırlıklı olun diyelim. Şimdi yanda verilen sarı renkli büyük karenin içine mavi ve yeşil renkli iki kare çizilmiştir. Evet mavi yeşil karelerimiz var burada. Sarı karenin alanı arkadaşlar burada verilmiş. Bakın bir karenin alanı cebirsel olarak verildiyse lütfen bunu kapalı hale getir ve o zaten kapalı halde bulduğun şey bir karenin kenar uzunluğudur. Mesela arkadaşlar bakın şu ifadeye baktığın zaman bu aslında 4x 2nin karesi değil midir Allah aşkına? Bakın 4x-2'nin karesi değil midir? Evet. O zaman sarı renkli karemizin, sarı renkli karemizin şöyle arkadaşlar bakın şöyle, şöyle büyük bir şekilde çizelim ki rahat rahat görün. Burası 4x-2 santimetreymiş diyebiliriz. Yani büyük karemizin bir kenar uzunluğu 4x-2 birimmiş diyebiliriz. Ya da santimetreymiş diyebiliriz. Peki devam edelim bakalım. Mavi renkli karenin alanı da buymuş. Arkadaşlar ben bunu yine kapatırsam X artı 1'in karesi olmaz mı? Evet. O zaman ne olacaktır? E, burası sevgili arkadaşlar. Bakın şu kısım, şu kısım ne olacaktır? X artı 1 e, santimetre olacaktır. Devam edelim bakalım. Yeşil renkli karenin alanı da 4x kare eksi 4x artı 1 santimetre karedir. Olduğuna göre yeşil ve mavi renkli karelerin kesiştiği bölgenin çevre uzunluğu ne kadardır? Yani şuradaki bölgeyi soruyor arkadaşlar. Şu bölgenin çevresini soruyor. Evet birazcık kazık bir soruymuş ama olsun yapacağız. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu da aldık. Bu da 2x eksi 1'in karesi olarak buluyoruz ve buradan da ne yapıyoruz arkadaşlar şöyle Burası da 2x 1 santimetre diyoruz Şimdi bunları bulduktan sonra e arkadaşlar Normalde bakın Normalde Burası 4x 2 e Burası şuraya kadar olan bölüm x artı 1 buraya kadar olan bölüm 2x -1 O zaman ben şu mavinin uzunluğuyla yeşilin uzunluğunu toplasam, ve arkadaşlar çünkü biraz fazla çıkacaktır. Çünkü şu bölümü hem mavide saydım hem yeşilde saydım. O zaman şu ikisini toplayıp şunu çıkartırsam aradaki şu fazlalığı bulmaz mıyım? Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Burası mesela diyelim ki 10 santimetre. işte burası diyelim ki işte 7 santimetre. burası da 5 santimetre olsun. Burası da arkadaşlar 10 santimetre olsun bak şurası da 10. E şimdi ben 7 ile 5'i topluyorum. 12 e bu 10 olması lazım. E ne oldu? Arkadaşlar bakın burası 2 santimetre. Yani bunların toplamından üsttekini çıkartırsam aradaki uzunluğu bulmuş olurum. İşte size mükemmel bir örnek vermiş oldum. O zaman hadi bakalım şunları cebirsel olarak bir toplayalım. Topladığımızda 2x-1 ile x artı 1'i topladığımızda arkadaşlar buradan ne çıkacaktır? Eksi 1 artı 1 giderse buradan 3x santimetre çıkacaktır. Bu ikisinin toplamı. Sonra ne yaptım? Bak mavi ile topladım. Aradaki farkı bulmak istiyorsam ikisinin toplamından üsttekini çıkarmam gerekiyor. Hadi çıkartalım bakalım. 3 xten neyi çıkartıyorum? 4 x eksi 2'yi çıkartmam gerekiyor ki aradaki şu uzunluğu bulayım. Buradan da 3 x eksi 4 x artı 2 olur. Buradan da sevgili arkadaşlar eksi x artı 2 olur. Bir tane uzunluğumuz. Bakın şurası. Şurası arkadaşlar ne oldu? Eksi x artı 2 oldu bu karemizin. Peki bundan kaç tane var kenar olarak? 4 tane var. O zaman arkadaşlar ne yapalım? 4 ile çarparsam 4 çarpı eksi x artı 2 diyorum. Ve buradan da cevabı eksi 4 x artı 8 olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Bu soruyu eğer çözdüysen zaten LGS'ye de hazırsın demektir arkadaşlar. Tebrik ediyoruz seni. Videoyu durdurup çözenler de lütfen bu soru için yorumlara yazabilir mi? Şu soruyu cevabını doğru buldum hocam sizden önce diye. Ve gerçekten onu tebrik edelim. Güzel bir soruyu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Geldik bir başka sorumuza. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız için şöyle bir hatırlatalım. Mutlaka birinci ve ikinci yazın notlarımız vardı. ikinci dönem arkadaşlar. Mutlaka almayanlar varsa sınavlarımıza hazırlık olarak bu notları notlarını almanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten de her yerde görüyoruz. Öğrencilerimiz çalışıyorlar ve güzel notlar alıyorlar lütfen arkadaşlar siz de bunu alın ve notlarınızı buradan çalışarak her yerde çalışabilirsiniz arkadaşlar yani kantinde tost yerken veya serviste okula giderken, annenle pazardayken çorbayı karıştırırken her anlamda çalışabilirsin. Bir de bütün dersler var zaten burada. Yazıl notları da önemli. Çünkü LGS'yi tabii ki herkesin kazanmasını istiyoruz ama kazanamayan arkadaşlar da okul notlarıyla güzel liselere yerleşecekler. Çevresindeki, mahallesindeki liselere yerleşecekler. Dolayısıyla da okul notları bu anlamda çok önemli. Lütfen bunlara da dikkat edin ve yazıl notlarınızı çalışmayı ihmal etmeyin diyelim. Şimdi geldik bir başka sorumuza. İfadesinin tam kare bir özdeşik olması için bu ifadeye aşağıdakilerden hangisi eklenmesi gerekiyor? Şimdi arkadaşlar hemen buna bir bakalım. Hemen buna bir bakalım arkadaşlar. Hemen buna bir bakalım. Şöyle açtık. Sonra bakıyorum. Bunun kare kökünü alsam arkadaşlar ne olur? 3x olur. Bunun kare kökünü alsam kaç olur? 4. Arada artı var. E o zaman normalde bu 3x artı 4'ün karesi olması gerekmez mi? Evet. Ama bakıyorum. Arada bir şeyler var. Bir böyle eksiklikler var. Zaten onu soruyor bize. Hemen bunun tekrar bir kendi başıma açılımını yapsam derim ki birincinin karesi 9x kare. E, ile ikincinin çarpımı iki katı 24x artı ikincinin karesi 16. Yani ortasının dikkat ettiniz mi arkadaşlar? 24 olması gerekiyor. Ama bende ne var? 10x var. E 24x olması için ne eksik? 14x eksik. O da nerede? C şıkkında. Al sana bir test sorusu. Arkadaşlar güzel bir test sorusunda hocamız da yani hocamız sorarsa arkadaşlar ne yapacağız? Hocalarımız sorarsa bunlardan kesinlikle ve %100 bu soruyu doğru yapıyoruz ve 10 puanı cebimize indiriyoruz. Söz mü arkadaşlar? Herkes söz yazsın bakalım yorumlara. Gerçekten yorumlarınızda merakla bekliyorum. Sonuçlar acaba ne oldu diye. Evet geldik bir grafik yorumlama sorusuna. Diyor ki sorumuzda arkadaşlar başlangıçta içinde e, içinde 180 litre su bulunan bir havuzun içindeki su miktarının zamanla değişimi doğrusal olarak grafikte verilmiştir havuzdaki su miktarının zamanla değişimini veren doğrusal denklemi yazınız demiş arkadaşlar bakın dikkat ettiyseniz e, ne var burada bir e, 3 dakika var 3 dakika ben 3 dakikada 18 litre azaldığını görebiliyorum buradan yorumlayabiliyorum Daha doğrusu bir de bizim formülümüz vardı Hatta dersin başında konularımızı tekrar etken söylemiştik. Başlangıç demiştik arkadaşlar. Başlangıç demiştik. Başlangıç. Artıyorsa artı eksiliyorsa eksiydi. Ondan sonra birim zamandaki değişim arkadaşlar. Birim zamandaki değişim olarak ne yapacağız? Yazacağız. Yanına da ne yaptık? X'i yazacaktık. Şimdi bakalım buraya 3 dakikada 18 litre. Arkadaşlar 3 dakikada 18 litre ise ben 1 dakikasını bulmam lazım. Birim zamandaki değişim. Birim zamandaki değişim bu. 1 dakika, 1 gün, 1 saat, 1 saniye. Bunları düşünmem gerekiyor. 1 dakikadaki değişim 18'i 3'e bölersem ne olur arkadaşlar? 6 litre olacaktır. İşte bunu ne yapıyorum? Geliyorum. E, buradaki denklemime monte ediyorum. Y eşittir. Başlangıcımız 180. Eksi Sonrasında arkadaşlar ne yapıyoruz? Dakikada 6 litre. Dakikada 6 litre ise buraya ne yapıyorum? 6x diyorum ve ne yaptık? Denklemimizi yazdık. 20 dakika sonra kaç litre su kalacağını bulunuz demiş. E 1 dakikada 6 litre ise arkadaşlar 20 dakikada ne olur? 120 litre gider. E 180'den de 120 litreyi çıkarttığımız zaman cevabımız ne olacaktır? 60 litre olarak ne yaptık arkadaşlar? E bulacağız diyebiliriz. Çünkü şöyle ben bir kontrol edelim bakalım. Sevgili arkadaşlar hatamız var mı diye 180'den 68 çıkarsa ne olur? 12. O aman Allah'ım şurada ufacık bir hata yapmışız. E, 12 litre var. Buradaki zamandaki değişim arkadaşlar 12 litreymiş. O zaman e, 3 dakikada 12 litre ise 1 dakikada ne olur? Şunu hemen düzeltelim isterseniz. 4 litre olur. 4 litre olur arkadaşlar. 4 litre olur. Güzel. Hemen ne yaptık? Buradan da o zaman burası da 4x olacaktır diyoruz. 4x olacak diyoruz. E, çünkü burada değişim 12 litre. 3 dakikada 12 litre ise 1 dakikada 4 litre değişim olur. E, dolayısıyla bunu yaptık. 4x e, x 20 dakika sonra evet arkadaşlar 1 dakikada 4 litre ise 20 dakikadan olur 4 çarpı 20'den 80 litrelik bir azalma olur. Şunu şöyle karaladık ve diyoruz ki 180 litreden 80 litreyi çıkartırsak ne kadar litremiz su kalır? 100 litrelik bir su kalmış olur. Mutlaka bunu çözerken de aa hocam hata yaptınız galiba orada 4 olacaktı. Hocam şöyle olacaktı. Hocam böyle olacaktı diye söyleyenler olmuştur. Ama arkadaşlar zaten bu yanlışlar da veya aman dikkat dediğimiz şeyler de yazılanın içerisinde olan şeyler. Sen de sınavda ne yapıyorsun? E, sonuçları buluyorsun güzelce. ve ondan sonra şöyle güzel bir tekrar ediyorsun. Tekrar ettiğinde hata görüyorsun, düzeltiyorsun ve doğru sonucu buluyorsun. İşte tam da biz de onu yaptık aslına bakarsanız. Biz de tabii ki ufak bir hata yaptık. Normal çünkü insan olan herkes hata yapabilir. Ve ne yaptık? Hemen düzelttik. Ve gerçek sınav kağıdında da umarım böyle hatalarınızı fark edersiniz ve ondan sonra da puanlarınızı tam olarak alırsınız diyelim. Bu güzel temenniyle beraber bir sonraki sorumuza isterseniz geçiş yapalım. Şimdi sorumuza baktığımızda arkadaşlar doğrusunun eğimi eksi 2'ymiş olduğuna göre diyor. E, A kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunun eğimini ne yapalım? Sizlerle beraber bulalım. Şimdi öncelikle ne yapıyorum? E, Y'yi yalnız bırakmak zorundayım arkadaşlar. Kesinlikle. Hepsini karşıya gönderirim. Herkes gitsin karşıya diyorum. Herkes gitsin. Tabi hızlı işaretli olarak arkadaşlar. Herkes gitsin diyorum. Gönderdik. Sonra Y'yi yalnız bırakmak için her yeri kaça böleceğim? Tabii ki arkadaşlar bakın A'ya bölmek zorundayım. A'ya bölmek zorundayım. Burayı da A'ya bölmek zorundayım. Böldükten sonra bakın şunlar gitti. Oh be Y özgür kaldı. Burada arkadaşlar X'in kat sayısından ne oldu? Bakın burada e, eksi 4 bölü A. Burada ne oldu? 3 bölü A. Ama zaten beni 3 bölü A çok da ilgilendirmiyor. X'in kat sayısı beni ilgilendiriyor arkadaşlar. X'in kat sayısı işte burası. Hemen bunu kenara çekiyorum. Ve diyorum ki eksi 4 bölü A eşittir. Eksi 2 oluyormuş. Eksi 4 bölü a eksi 2 olduğuna göre eksi 4'ü kaça bölersem eksi 2 çıkar. E tabi ki arkadaşlar 2'ye bölersem eksi 2 çıkar. Dolayısıyla doğru cevabımız a eşittir eksi 2 diyoruz ve bu şekilde de ne yaptık? Güzel bir soruyu çözdük ve umarım sen de bu soruyu e, arkadaşlar doğru çözmüşsündür. Ben bu sorudan sevgili arkadaşlar. Sınavda geleceğini düşünüyorum. Yani eğimle alakalı böyle bir denklem verileceğini ve ya eğimi sorulacağını ya da eğimi verip buradaki bir harfli ifadeyi soracağını düşünüyorum. Lütfen buna dikkatli edin diyelim ve yolculuğumuza bir başka soruyla devam edelim. Ondan sonra da arkadaşlar iki adet sorumuz daha var. Bir adet daha sorumuz var. Sonrasında zaten dersimizi yavaş yavaş tamamlayacağız. Büyük bir heyecanla sınavları sizleri uğurlayacağız diyelim. Şimdi sorumuza bir bakalım. Şekildeki duvara dayanmış çubukların eğimleri birbirine eşittir. Aman Allah'ım eğimler eşitmiş arkadaşlar. Çubukların yere değdikleri noktaların duvara uzaklıkları 60 santim. Ve 20 santim. Çubukların üç noktaları arasındaki dikey mesafe 20 santim olduğuna göre ikinci çubuğun uç noktasının yerden yüksekliği kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar bakalım burası şuna ben x dersem bilmiyorum çünkü bilmiyorum arkadaşlar özel onu soruyor zaten bize x diyoruz x'i bulacağız. E burası x ise e arkadaşlar duvarın boyu duvarın boyu x artı 20 olmaz mı Allah aşkına? Evet. X artı 20 olmaz mı? Harika. O zaman eğimler eşitse önce birinci çubuğun eğimini bulalım bakalım. X artı 20. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Eşittir. Buraya bakalım. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk diyoruz ve eğimlerimiz eşit olduğu için de ne yaptık? Buradan eğimlerimizi eşitledik. İçler dışlar çarpma yapalım. Hadi bakalım. E, sevgili arkadaşlar 40x artı 800 40x artı 800 burada. Buraya bakalım. Eşittir 60 x olur. X'ler bir tarafta toplanmayacak mı? Evet. Burası 800 olursa arkadaşlar. Burası da ne olacaktır? 20 x olacaktır. E 800. 20'ye bölersen buradan ne çıkar? X eşittir 40 çıkmaz mı? Evet 40 çıkar arkadaşlar. E o zaman x'i sormuyor muydu zaten bize? Evet o zaman x'imiz buradan 40 e, santimetre olacaktır diyoruz ve mükemmel bir şekilde bu sorumuzu da halletmiş oluyoruz dedik ve yolculuğumuza son bölümle son sorumuzda devam ediyoruz. Bir grafik çizme sorusu yanlış görmüyorsa. Evet aşağıdaki denklem verilen doğruların grafiklerini çiziniz demiş. Arkadaşlar bir adet e, orijinden geçen ki nereden anlıyorum sadece x ve y varsa orijinden geçer. Bir de arkadaşlar x var y var sayı varsa bu da eksenleri kesen bir doğru grafiğidir. Bunu da şimdi ne yapacağız çizeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar eksenleri kesen doğru grafiğinde x eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsam bakın y'yi elimle kapatıyorum. Ne görüyorsunuz? 3x 6 3x 6 y'yi kapattım. Neden kapattım? Çünkü x eksenini kestiği noktayı bulacağım. 3x 6 ise x eşittir 2 olmaz mı? Evet o zaman ne yapıyorum arkadaşlar hop ikiden ne yapacağım burayı şey yapacağım e, işaretliyorum sonra y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsam bu sefer x'i kapatıyorum çünkü x'i istemiyorum sadece y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsam 2y e, eşittir 6 ise y eşittir 3 diyorum ve burayı da ne yapıyorum arkadaşlar 3 olarak buluyorum sonrasında da şöyle güzel yakışıklı mı yakışıklı bir e, grafik çizmiş oluyoruz İşte arkadaşlar grafiğimizi bulmuş ve çizmiş olduk buraya bakalım burada da sevgili arkadaşlar orijinden geçen doğru e, grafiği olduğuna göre şöyle ne yapacağız x'i karşıya gönder diğimizde y eşittir eksi x oluyor. Orijinden geçtiğini zaten biliyoruz. x ve y varsa orijinden geçer diyoruz. Sonrasında da x'e ben 1 verirsem arkadaşlar x'e 1 verirsem bakın burada x'e 1 verirsem şöyle 1 yapalım. Burası 1 olsun. y kaç olur? y eksi 1 olur. Arkadaşlar bakın şöyle burası da eksi 1 olur. O zaman bir, bir noktamız burası. x'e 2 verirsem X'e 2 verirsem Y eksi 2 çıkacaktır arkadaşlar. Bakın böyle. Şöyle olur. X'e diyelim ki arkadaşlar eksi 3 verirsem. Eksi 3 verirsem. X'e eksi 3 verirsem. Ne olur? Y'mizde artı 3 olur. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir şey yapa, e, yapabilir miyiz diye düşünelim. Evet şu noktamız. Dolayısıyla buradan 3'ünden geçen bir doğru grafiği de çizmiş oluyoruz. Burada. Evet çok güzel bir şekilde çizimlerimizi yaptık xe 1 verdik xe 2 verdik Bir de xe eksi -3 verdik diyelim ve Burası da ne oldu arkadaşlar 3 çıkmış oldu ve bu şekilde de çizimlerimizi tamamlamış olduk ve sizlerle beraber arkadaşlar çok güzel bir yazılı dönemini yazılı ilk yazıları hazırlığımızı tamamlamış olduk Hadi bakalım güzel bir ödüllü soru seni bekliyor Bu sorunun cevabını mutlaka yorumlara yazıyorsun. Aynı zamanda yazım notlarını ve Dinamo Soru Bankasını unutmuyorsun. Bir de tabii ki sana dersimizin başında vermiş olduğumuz güzel bir haber vardı. Neydi arkadaşlar? Tonguçakademi.com'da canlı yazılı provalarımız var. Lütfen canlı canlı yazılı provalarına giriyorsun ve tabii ki bu da 3 tane prova kendi yapabileceğim branşlara özel 3 adet provayı da seni bekliyor Tonguçakademi.com'da diyelim ve sizleri güzelce sınavlarınıza uğurlayalım. Ve İnşallah hepiniz de güzel notlar alırsınız diyelim. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.